Bugün sizlere güzel bir tarifle geldim. Çok farklı. Belki bazılarınız bilmiyordur. Bazılarınız da biliyordur. Sizlere tarifini vermek istedim. Bu görmüş olduğunuz otun ismi gavur pancarı. Bazıları tırşık olarak biliyor. Normalde de çalıların arasında yetiştiği için çalı pancarı olarak da geçiyor. Öncelikle temizleyelim. Sonrasında da iri doğrayalım. Çamurlu ve kumlu olduğu için de defalarca yıkamanız gerekiyor. Biz toplamda 4 sefer suyunu değiştirerek güzel bir şekilde yıkadık. Biz 2 kilo kadar almıştık. Sadece bir kısmını pişirdik. Geri kalanı da iki poşet olacak şekilde de buzluğumuza attık. Bu yemeğimizi daha eriyle pişiririz. Öncelikle yıkadık. Üzerine su ekledik. ocağımıza aldık ve yumuşayıp ezilene kadar da kaynattık. Eriğin suyunu kesinlikle dökmeyelim. Yemeğin suyu olarak kullanıyoruz. Üzerine ne kadar ekleyecekseniz pişireceğiniz kadar pancardan ekleyin pancarı güzel bir şekilde pişirmek gerekiyor. Çiğ bırakırsanız yani biraz çiğ bırakayım derseniz yerken ağzı ve boğazı biraz gıdıklıyor. O yüzden de iyi bir şekilde pişirmek gerekiyor. Kaynatmış olduğumuz daireyi böyle kaşığın arka tarafı ile ezelim ve püre haline getirelim. Sonrasında da tenceremize ekleyelim. Bu yemeğimizde sadece kullanmayı soğan kullanmayız. Dağ eriğinin vermiş olduğu lezzetle böyle ekşi ekşi bir yemeği olur. Rengini görüyorsunuz. Rengini de daha eriğinden alıyor. Üzerine yarım su bardağı da bulgur ekleyelim. Pancarı iyi bir şekilde pişirmek gerekiyor. İyi bir şekilde pişirmezseniz böyle yerken ağzınızı ve boğazınızı biraz gıdıklıyor. Bu ot kesinlikle çiğ yenmiyor. iyi bir şekilde pişirmek gerekiyor. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. Bu yemeğimizde baharat kullanmıyoruz. Ocağımızı kısalım. Pancarlar iyi bir şekilde pişene kadar da pişirmeye devam edelim. Bu görmüş olduğunuz tavan içerisinde 3 yemek kaşığı tereyağı var. 1 yemek kaşığı da annem kuyruk yağı ekledi. İyi bir şekilde erittikten sonra 1 avuç kadar da pastırma ekledik. Pastırmayı da yakmadan kavurduk. Sonrasında da üzerine ilavesini yapalım. Pancarlar iyi bir şekilde pişene kadar da pişirdik. Bu pişmiş hali. Gerçekten böyle ekşi ekşi yemesi muhteşem oluyor. Görüntü olarak biraz ıspanağa benziyor ama bu yemeğin üzerine yoğurt falan dökmeyiz. Bu şekilde kaşıklarız. Faydaları çok fazla sizlere açıklama kısmına not olarak yazıyorum. Mutlaka okuyun. Sayfamı takip almayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.